Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Kasım ayı sizin için enerjinizin çok güçlü, mücadeleci olabileceği, para konularında önemli etkilerin açığa çıkabileceği çok önemli bir ay. Evet, Boğa burcunda biliyorsunuz 28 Ekim'de Dolunay'la birlikte ay tutulması yaşadık. Kasım ayının ilk döneminde özellikle parasal kazançlarınız, iş konularınız, faaliyetleriniz, mesleki çalışmalarınız, kariyere ait hedefleriniz ön plana çıkıyor. Venüs'ün de desteğiyle beraber iş ortamında harcadığınız emeklerin karşılığını alabilir, üstlerinizden destek de görebilirsiniz. Bu tabii ki size bazı maddi kazançlar, gelirlerinizde artışlar ya da kazandığınız paraların doğru değerlendirilmesi, bazı yatırım kararları yönünde de yansıyabilir. Maddi manevi desteğe ihtiyacınız olan alanlarda özellikle Kasım ayının ilk haftası içerisinde daha fazla destek alabilirsiniz. 13 Kasım'da 20 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak 8. evinizde ve bu yeni ay Mars'la birleşiyor yönetici gezegeninizde. Enerjisi çok güçlü bir yeni ay. Tam karşıt aksında da Uranüs yer alıyor. Yine 2. ve 8. evlerinizin hareketlendiği ama biraz stresin, tansiyonun da yükselebileceği bir dönemi işaret ediyor bize. Ani gelişmeler, finans konularında bazı yapılandırmalar söz konusu olabilir. Bu bir borç alacak konusu, bir kredi konusu, bir finansal paylaşım, belki bir miras, nafaka konusunda bir çözüm, tazminat, prim, burs gibi konularda beklentilerinizin hızlanması, emeklilik gibi konuda bazı girişimlerde bulunmanız, daha çok parasal konular, bunlarla ilgili alanlarda hızlı gelişmelerin ortaya çıkabileceği bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi Mars Akrep burcunda, zaten Akrep burcu yeni ayı, dolayısıyla Boğa burcunda da Uranüs olduğu için sabit burç aksı daha çok tetikleniyor. Ve kişisel doğum haritalarınızda özellikle 20 derece ve yakınlarında sabit burçlarda, yani Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova'da gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için çok daha etkili, önemli olduğunu söyleyebilirim. 8. ev para ve finansal paylaşımlar dışında eşinizin gelirleri, ortaklı gelir giderler, bunlar da kapsamında tabii ki, ama krizlerle de alakalıdır. Yani 8. ev gerçekten hani ruhsal anlamda da derinleşebileceğiniz, manevi arayışlarınızın öne çıkabileceği, biraz böyle hayatınızda arınmalar, terapiler, şifa arayışlarının öne çıkabileceği bir dönem. Ameliyatlar ve operasyonlar olabilir Mars-Uranüs karşıtlığında. Yani bir sağlık sorunu, bunu çözümlenmesi için bir ameliyat, bir operasyon, yani bir diş operasyonu da olabilir bu, veya işte böyle çok basit bir şey de olabilir ya da çok önemli bir sağlık sorunuyla da ilgili bir konu da olabilir. Tabii ki çok dürtüsel davranmayacağız, hızlı kararlar vermeyeceğiz, kazalara, sakarlıklara dikkat edeceğiz. Çünkü bu aksta kazalar da tetiklenebilir. 8. ev Mars-Uranüs karşıtlığında sevgili koçlar. 18 Kasım da çok önemli. 18 Kasım'da Güneş ve Mars Akrep burcunun 25 derecesinde birleşecek. Mars'ın 2 yıllık önemli bir döngüsü vardır. İşte öyle bir döngü bu Akrep burcunda oluyor. Yine sizin 8. ev, yani 8. eviniz, ev konularınıza daha fazla vurgu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu biraz daha hani daha orta vadede, uzun vadede olabilecek etkileri, mücadeleleri, sizin hayatınızdaki enerjilerin hangi alanda yoğunlaştığını da gösteriyor. Dolayısıyla yeni aya benzer enerjiler burada çok öne çıkabilir. Evet, ayın 23'ü, 24'ü ile birlikte artık Güneş ve Mars Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte Satürn'e de kare açı yapacak. 9. evinizdeki Güneş ve Mars'ın Satürn'e yapacağı kare açı. Uzaklar, seyahatler, medya işleri, yayıncılık işleriniz, akademik konular, eğitim konuları, belki böyle bir hukuksal işiniz, burada bir sorumlulukla sizi yüzleştirebilir. Evet, Satürn'ün etkisi gecikmeler, ertelemeler, zorluklar da getirebilir. Bu sorumluluklara özellikle daha dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Bu süreç içerisinde bu alanı biraz düzenlemeniz gerekiyor. Yani hukuksal bir konu,
seyahat planlamalarınız, akademik çalışmalarınız ve benzeri alanlarda olabilir. 27 Kasım'da 4 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. 3. ev yeni ayı, hava elementinde olacak bir yeni ay. Aslında size olumlu bir açıda güneşin burada güzel bir üçgen açısını da alıyorsunuz. Bu yeni ay tabii ki o güneş, mars, satürn karesini ve bununla birlikte merkür, neptün karesini de etkileyeceği için zihinsel anlamda düşüncelerinize, vereceğiniz kararlara, alacağınız bilgilere ekstra dikkat etmek gerekiyor. Merkür Neptün karesi yanıltıcı bilgiler, dedikodular, spekülasyon içerikli konular olabilir. Özellikle yakınlarınızdaki kişiler, kardeşler, işte akrabalarınız, komşularınız, iş arkadaşlarınız ve benzeri temalarda biraz hareketin öne çıkabileceği bir dönem. Bazı sırlar ortaya çıkabilir, bazı bilgilerle karşılaşabilirsiniz ama işte ne gerçek, ne doğru, onları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bu dolunay böyle bir seyahati gündeme getirebilir ya da bir eğitimle ilgili bir konunuzda bir tamamlanma, bir karar verme, bir sonuç alma gündeme gelebilir. Kardeşlerinizle ilgili konularda da önemli etkiler ortaya çıkarabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burç ikizler, sizin de haritanızda değişken burçlarda, yani ikizler, başak, yay ya da balıkın özellikle 0-7 derece arasında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için çok daha etkili, önemli olacağını söyleyebilirim. Dolunay zaten ayın son haftasını da önemli ölçüde etkileyecek, şekillendirecek sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Burçlar kuşağının ilk burcu olan Koç burcu, ateş elementinden öncü nitelikler taşıyan bir burçtur. Güneş her yıl 21 Mart'ta Koç burcuna girer ve ilkbahar mevsimini başlatır. Mevsim başlatan burç olduğu için Koç burcu da öncü nitelikler taşır. 21 Mart 20 Nisan arasında doğan kişiler Koç burcundan kabul edilir. Koçların en belirgin özellikleri cesur, girişken, kendine güvenli, meraklı ve sabırsız olmalarıdır. Yönetici gezegenleri Mars onlara yüksek bir enerji verir. Aynı zamanda çabuk öfkelenebilen ve saldırgan olabilen bir yapıları da vardır. Egoları güçlü olduğu için kendilerini ifade etmek isterler ve bulundukları her ortamda da rahatlıkla lider konumuna yükselebilirler. Yeni bir şeyleri başlatmak, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek Koç burcu için daha kolaydır. Ancak hevesleri çabuk kaçabilir ve başladıkları işleri bitirmekte zorlanabilirler.